<clears> thank <throat> <clears throat> test 1 2 3 ses deneme It's evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, normalde 5 dakika geçe e, başlasak daha uygun olur diye düşünüyorum. Ee, katılanlar mutlaka olacaktır ama e, başlangıcını saat 8 olduğu için yapabilirim. Başlangıç şöyle, öncelikle bir... E, Öncelikle bir risk uyarımız var. Ee, risk uyarımızı e, kısaca bahsetmek istiyorum risk uyarımızdan. Ee, arkadaşlar forex piyasaları kaldıraçlı piyasalar olduğu için, kaldıraç kullandığımız için riskli piyasalardır. Ee, o yüzden e, buradaki konuşulan e, genel olarak verilen tavsiyeler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlı olduğunu söylemek isterim. Ee, onun dışında bugün e, 20 Ekim Salı e, hoş geldiniz öncelikle e, ben İkbal Kızılca e, MetaTrader 4'de e, bu e, tips and tricks olduğu zaten e, yazıldı. Bunun reklamını bu şekilde yaptık ve e, aynı zamanda seste eğer bir sorun varsa ses veya görüntüde bir sorun varsa yazarsınız zaten sorun yoksa da devam eee bir MetaTrader 4 eğitimi değildir. Ee, daha çok e, hızlandırılmış kurs diyebiliriz ya da e, sadece gerçekten işe yarayan e, ortalama bir trader'ın, ortalama bir trader dediğimde e, yani günlük e, PC'ye bakıp PC'den trade edebilen bir arkadaşa çok 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 faydalı olduğunu e, olabileceğini düşündüğüm için böyle bir şey e, talep de vardı. E, böyle bir şey yapmak istedik. E, böyle bir eğitim e, yapmak istedik. E, MetaTrader e, Deniz Derya yani e, başlangıç seviyesinden pro seviyesine çıkana kadar belki çok 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 zaman harcamanız gerekiyor. Bugün göreceğiniz eğitim kısa kısa notlar alırsanız e, çok daha e, günlük hayatta trade hayatınızı çok işinizi kolaylaştıracağını inanıyorum. Onun dışında chat'ten yazanlar var. E, i̇yi akşamlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, onun dışında e, bize e, www.exiforex.com sitemizden ziyaret edebilirsiniz. Orada katılım talep formları var. E, kampanyalarımızı orada yayınlayacağız bundan sonra. E, ve genel olarak sizlere oradan ulaşmayı hedefliyoruz. E, onun dışında mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle bu webinarlar hakkında... Ee, geri dönüşleriniz bizim için çok önemli zaten bugüne kadar bize takip edenler aşağı yukarı Ağustos'tan itibaren başladık zaten e, bizi Ağustos'tan beri takip edenler biliyordur ki e, sürekli sizleri dinliyoruz e, talepler doğrultusuna hareket etmeye çalışıyoruz ve e, hem kendimize hem sizlere bir şeyler katmayı hedefliyoruz aynı zamanda e, bir topluluk e, oluşturmayı hedefliyoruz yani e, biliyorsunuz ki tek başınıza e, trade etmek sıkıcı oluyor o yüzden bizim whatsapp gruplarımız var geyik gruplarımız var. Onları katılıp Discord'da e, aktif olmaya başladık. Discord'da katılımlar yükselmeye başladı. E, e, yani sonuçta e, tek başınıza trade etmektense e, ister tecrübeli, ister sizin e, seviyenizde olan, ister e, sizden e, daha e, yeni olan arkadaşlarınıza siz yardımcı olabilirsiniz. Böyle bir topluluk oluşturuyoruz. Onun dışında Twitter hesabımız çok aktif, her gün herhangi herhangi saatlerde haber olsun vesaire vesaire sürekli paylaşım yapıyoruz. Twitter'dan kesinlikle bizi takip etmenizi rica edeceğim. Onun dışında Telegram grubumuz alda yürüdü gerçekten çok fazla katılımcımız var ve onun dışında da 20 22 Perşembe günü eğer kaydı olmadıysanız ya da arkadaşlarınıza önermek istiyorsanız tekrar ben canlı e, piyasa analizi yapacağım e, zaten aşağı yukarı nasıl analiz ettiğimi e, önceki webinarlarda biliyorsunuzdur e, arkadaşlarınızın tak, aklında takılan bir trade vardır e, ya da bir işlem vardır onları sormak isterseniz e, ben e, burada olacağım perşembe günü akşam 8'de ve sizlerden e, katılımlarınızı bekliyorum onun dışında hemen metatrader'e geçelim Evet arkadaşlar MetaTrader... Ee, aşağı yukarı... ilk başta ben notlarımı açayım. Çünkü e, notlardan gitmem çok daha bir şeyleri atlamamak için çok daha güzel olacak. Öncelikle arkadaşlar bir e, görsel olarak çalıştığınız ortamı size göre ayarlamanız için... E, gördüğünüz toolbar kısmına... E, bir saniye ben şu e... Evet e, gördüğünüz şık şu kısmı düzenlemekle başlayalım e, gördüğünüz şu kısmı düzenlemek size göre e, sizin çok sık kullandığınız e... sizin çok sık kullandığınız bir saniye şuradan ben şunu Evet sizin en çok sık kullandığınız şeyleri burada tutmanız çok faydalı olacaktır. Mesela şuradaki gördüğünüz line chart ya da bar chart'ı görmek istemiyorsunuzdur. Sadece mum chart'ları görmek istiyorsunuzdur. Ona göre buradan ayarlama yapabilirsiniz. Ona göre buradan line chart'ları remove ederek ya da silerek ya da kaldıralak buradan onun ayarlamasını yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunlar hepsi için geçerli. Zaman dilimlerine mesela bir dakikalığı bakan e, çok yoktur diye düşünüyorum bir dakikalığını çıkarabilirsiniz ona göre bir ayarlama yapabilirsiniz onun dışında şuradaki gördüğünüz e, line e, analysis yani daha çok böyle e, çizgi ile alakalı olan e, ister Fibonacci olsun ister e, kutucuklar çizmek olsun onlarla alakalı düzenlemeleri buradan yapabilirsiniz gördüğünüz gibi çok fazla seçenek var buradan benim burada eklemediklerim gibi seçenekler var. Onları buraya ekleme, eklemek isteyebilirsiniz. Ee, onun dışında hemen notlarımı bakalım. Ee, arkadaşlar en çok faydalı olan birinci e, opsiyonumuz default chart eklemek. Default chart ne demek oluyor arkadaşlar? Ee, şöyle oluyor. Siz mesela bir ayarlama yaptınız, e, bir e, grafik, e, bir setupınız var, size özel. Ve onun içinde bazı grafikler var. Mesela e, mesela mesela e, moving average olsun. Moving average ne kadar? 14'lük zaten standart. Simple diyelim. Exponential diyelim. Close'a göre olsun. Moving average'inizi eklediniz. Şimdi siz bir tane daha grafik açtığınız zaman bunu görmek istiyorsunuz. E, yani tekrar bunda aynı ayarları yapmak istemiyorsunuz. Şimdi e, template kaydetmeyi de geleceğim. Ee, ama ondan daha önemlisi şu, e, şunu gerçekleştirmek. Mesela benim şurada şuradaki yaptığım e, grafik e, eğer template tuşuna basarak ya da buradan sağ template, buradan save template ya da şurada gördüğünüz templateten save template, kaydetme template'ini basarak şuradan eğer şuradaki e, yazıyı e, bu eklentisi, bu dosya formatı default default olarak kaydedersem he, hep açtığım grafikler bu standartta gelecek. Bu boy, bu boyutta, bu indikatörlerle şuradaki e, e, tek tıkla işlem açma kapatma e, açıksa bile he, tamamen orijinal %100 böyle çıkacak karşınıza. İstediğiniz kadar grafik açabilirsiniz. Benim şu anda default'um şöyle. Ben her zaman açtığım zaman grafik böyle açılıyor. Ee, bu gerçekten faydalı olan bir şey. Ee, bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında birazcık da e, sizlerin hoşuna gidebileceği e, farklı farklı grafik template'leri, farklı fa illa şuradan mesela benim bu e, MetaTrader'da e, ben standart olarak kullanıyorum ve her zaman bunu söylemişimdir. Standart olarak kullanıyorum. Şudur benim default olarak şunu kullanıyorum şu. MetaTrader şeyini kullanıyorum. Renk kombinasyonunu kullanıyorum. Buradan değiştirebiliyoruz tabii ki. Ee, ama e, buradaki default ren renklere e, bağlı kalmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Buradaki default renklere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Şöyle benim mesela şuradan e, şöyle template'lerim var. Eğer isterseniz şuradan renklerini... ...ya da ben size bundan son, sonra size paylaşırım bunların detaylarını. Onun dışında şöyle güzel güzel template'ler var. Hani kimisi önem veriyordur görselliğe. Buradan fotoğrafı çekebilirsiniz ya da daha sonra sizinle paylaşabilirim. Böyle güzel güzel şekillerde grafiklerinizi ayarlayabilirsiniz. Template kaydetme yine aynı şekilde. Dediğim gibi bu renkleri ekledikten sonra... E, save Template dediğiniz zaman herhangi bir isim vererek sonra aynı menüden ulaşıp değiştirebiliyorsunuz. E, hemen bakalım arkadaşlar. Auto Scroll e, Auto Scroll olayı var. Auto Scroll şöyle arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz yeşil e, otomatik olarak sürüklüyor çarta. Yeni grafik, yeni bir mum eklendiği zaman otomatik sürüklüyor. Size sürekli engelliyor geriye gitmenize. Auto Scroll'u kaldırdığınız zaman istediğiniz zaman istediğiniz kadar geriye gidebilirsiniz ve grafik orada sabit kalır. Aynı zamanda e, chart shift var. Şunları sık kullanıyoruz. E, özellikle piyasa analiz ederken. E, chart shift de şu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela benim şurada bir numaralı template'imde şurada gördüğünüz e, trade sayılarımı gösteren ve aynı zamanda e, karımı zararımı gösteren iki tane e, indikatörüm var. Bu indikatörleri eğer ben bu scroll'u kullanmazsam Baya dibine kadar e, fiyatlar devam edecek şuraya kadar göreceğim. Eğer chart çiftte kullanırsam dediğim gibi şöyle bir şey olacak. Onun dışında e, bu da çok kullanışlı bir şey. Ben autoskoru kaldırıyorum. Mesela şuradaki e, mumu ya da şuradaki fiyat seviyelerini analiz etmek istiyorum. Ben şimdi şuradaki fiyat seviyelerini analiz etmek için bir saatliğe gidip geriye gitmem gerekiyor değil mi? Geriye gitmem gerekiyor ve orayı bulmam gerekiyor. Onun dışında şöyle yapabilirim. Şurada gördüğünüz bir üçgen var. Fixed chart position diye ya da sabitlenmiş e, grafik e, pozisyonu. Şuraya bırakıyorum ben bunu. E, bıraktığımda E4'e tıkladığımda direkt şuraya geldim. E1'e tıkladığım zaman oraya geldim. Bu gerçekten faydalı. Özellikle geriye doğru bir analiz yapıyorsanız. Onun dışında shift chart'tan bahsettik. Profil oluşturmak arkadaşlar çok 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 faydalı olan bir şey bir şeyden daha bahsedeceğim. Profil oluşturmak. Şimdi ben burada ekranımda bu e, şeyler de olduğu için birazcık zorlanıyorum. E, Zoom'un e, tool varları olduğu için de birazcık zorlanıyorum. Bakalım şöyle bir e, deneyeceğim. E, arkadaşlar profil oluşturmak şöyle. Şurada gördüğünüz bir tane e, şey var. E, bir yazıyor bende. Ben isim verdiğim için bir yazıyor. Burada profil oluşturup onu kaydetmek ne işe yarıyor? Şöyle işe yarıyor. Mesela ben bir tane Euro için özel bir profilim var. Euro profilini açtığım zaman e, direkt bana e, özellikle euro saatlik 4 saatlik günlük olarak ben bunu ayarlıyorum ve kaydediyorum ve bu şekilde çıkıyor e, aynı zamanda e, grafikleri sürükleyerek ben bunları değiştirip değiştirip e, bir demosunu yapalım mesela azinin e, Avustralya dolarının şöyle sürükleyerek hepsini çevirdim Avustralya dolarına e, buradan Save Profiles, profili kaydet diyorum. Ee, buraya Audi, e, USD herhangi bir isim verebilirim. Ve artık benim burada Audi USD'm Aynı zamanda altın için oluşturmuşum. Altın için de anında benim e, istediğim tarzda e, grafikler geliyor. Dediğim gibi bunları kaydettiğiniz zaman özel bir e, indikatör ekleyip ya da özel bir e, şekil, e, renk tanımlayarak kaydederseniz gerçekten gerçekten çok işinize yarıyor. Ee, aynı zamanda mesela benim başka yaptığım bir şey var. Benim e, ana grafik e, temam şöyledir. Şu grafikleri takip ediyorum. Bunların hepsi günlüktür. Aynı zamanda çok hızlı bir şekilde haftalığa bakmak istiyorum arkadaşlar. Haftalığa bakmak için şurada iki numaralı tıklıyorum ve hepsini haftalık biçimde görebiliyorum. Tek tek oturup hepsini e, haftalığı çevirip bakıp geri gelmeme gerek kalmıyor. Bu da çok kullanışlı bir e, detay. Onun dışında ee, simbol eklemekler simbol ama eklemek, madem tip centrics olarak konuşuyoruz simbol eklemekle, e, eklemekte e, şöyle kısa bir yol var arkadaşlar direkt istediğiniz simbolu şöyle yazarak ekleyebiliyorsunuz e, ondan sonra e, order girme ve order e, management'e başlayalım e, öncelikle birkaç tane order açalım ki bir e, birkaç tane order açalım Sonra bunları yavaş yavaş düzenleriz. Ee, arkadaşlar şimdi öncelikle order açmak için F9 tuşunu kullanarak çok spesifik order tek, yani çarptan e, ya da çok az sayıda order giriyorsanız ya da buradan yönetmek istiyorsanız F9'a tıkladığınız zaman order açılıyor. E, buradan paritenizi seçebiliyorsunuz. E, parize, paritenizi seçtikten sonra stop loss ve take profit seçeneklerini belirleyebiliyorsunuz. Onun dışında burada bir yorum ekleyebiliyorsunuz. Bu e, ben çok kullanmıyorum bunu ya da hiç kullanmıyorum. Şu an market fiyatından, şu an gördüğünüz fiyattan işlemi girebiliyorsunuz. Alış ve satış ya da limit girebileceksiniz. Limit girebileceksiniz ve mesela buy limit, sell limit, buy stop, sell stop e, bunların detaylarına girmek e, istemiyorum ama talep varsa hemen e, kısaca buy stop, sell stop, e, buy limit, sell limiti anlatayım. Eğer talep gelirse. Ee, onun dışında bir fiyat seviyesi gelip mesela e, de birden e, 1.10 loss olsun 0.9 e, TP olsun e, onun dışında şurada expiry ya da son tüketim tarzı, son kullanma tarihi tarzı e, bir seçenek var arkadaşlar. Bu çok faydalı oluyor. Nasıl faydalı oluyor? Mesela e, siz konuştunuz ya da Arkadaşlarınızı konuştunuz bir ya da analiz yaptınız dediniz ki bugün eğer e, euro dolar e, 1.19 seviyesine girerse ben short girmek istiyorum dediniz. Bu orada işe yarıyor. E, şöyle ki euro doları açtık. Pending order sell limit dedim. 1.19 seviyesinde satmak istiyorum. 1.20 seviyesine stop loss koydum. TP boşta kalsın. Burada ben eee Bugün ayın 20'si ve burada şuradaki saatlerden saatini değiştirerek mesela bugün saat 22'ye kadar e, benim eğer e, işlemim gelmezse bunu iptal et diye bir seçenek koyabiliyorum yani şuradan eğer e, işlem e, şuradaki gördüğünüz limiti az önce koydum buradaki iki tıkladığım zaman buradaki selimiti şurada görüyorsunuz ki bu akşam saat 22'de eğer gelmezse bu limit iptal olacak. Bu da gerçekten işe yarıyor. Çok sık kullanmazsam da e, ara ara lazım olduğu zaman kullanıyorum. Ekran başında değilsem vesaire vesaire. E, onun dışında e, hemen devam edelim. E, order girmek. Evet. E, grafikten trade etmek arkadaşlar en çok en çok sık kullandığım şey grafikten trade etmek. Ee, şöyle ki e, mesela benim burada az önceki girdiğim e, order'ı kaydırabiliyorum. E, sell limit girebiliyorum. E, sell stop girebiliyorum. Ve bunların hemen modify sağ tıklayıp modify düzenle deyip burada stop loss'larını düzenleyebiliyorum. Aynı şekilde e, açılmış işlemlerde mesela bu işleme tıkladık. Az önce e, one click'te şuradan tak diye açtık bu işlemi. Aynı şekilde bunu modify diyerek stop loss ve TP seviyelerini şu hazır bunu bir kere girdiğiniz zaman kayıt oluyor arkadaşlar. Mesela MetaTrader'da biliyorsunuz ki points yani e, burada 1000 points görüyorsanız 100 pips'tir bir sıfır atıyorsunuz. Ya da işte pips'ten point'e geçmek istiyorsanız bir sıfır arttırıyorsunuz. Mesela benim burada default olarak 100 pips stop loss'um var. Tık, bunu tıkladığım zaman buraya geldi. 700 pips TPM var. Bunu tıkladığım zaman buraya geldi. Modify tık dediğim zaman otomatik olarak benim stop lozumu da koydu. Benim TPM'i de koydu. Bunu çok çok sık kullanıyorum. Ee, onun dışında e, çok e, önemli olmasa da alt tuşunu ve T tuşunu bastığınız zaman One Click Trading gelip gidiyor. Ee, onun dışında e, bakalım onun dışında Order Expert'i anlattık. E, terminal'den order yönetmek. Şimdi arkadaşlar mesela e, siz grafikten order yönetmeyi az önce bahsetmiştim. E, bir saniye. Grafikten order yönetmeyi bahsetmiştim. Grafikten şöyle ya kaydırarak da şu anda mesela benim şuradaki e, alış işlemim yukarı yönlü grafikten şunu ben iptal edeyim. Üzerine basıp sürüklersem yukarı yönlü çünkü alış işlemi olduğu için otomatik tp'ye geçiyor ve benim tp'mi şurada sol tarafta görebileceğiniz gibi e, yani şu kırmızı çizginin sol tarafında dolar miktarı, kar miktarı pips miktarı, gerçi bu altın olduğu için onu dolar olarak düşünmeniz lazım yani ons başındaki dolar olarak düşünmeniz lazım aynı zamanda aşağı yönlü sürüklersem, çekip aşağı yönlü sürüklersem stop loss olarak algılıyor ve stop koyabiliyorum. Bu grafikten ben bunu çok yapıyorum arkadaşlar. Yani e, burada amaç benim tip e, tips and tricks'lerimi anlatmak. O yüzden özellikle benim şu anda şunun altına stop çekip şunun üstüne şuraya TP'yi çekip rahat bir şekilde organizasyonu yapabiliyorum. Yani order'larımı, işlemlerimi bu kolay bir şekilde yönetiyorum arkadaşlar. E, onun dışında hemen ter terminale geçelim. Ee, terminalde arkadaşlar e, ee, buradaki trade'lerinizin şu, şu kısmına tıklayıp iki defa tıkladığınız zaman bu pencere açılıyor. Buradan da aynı şekilde mesela çok orderiniz var. Grafikler arasında gitmek istemiyorsunuz. Kısa kısa hepsine 100 pipsik stop loss koymak <laughs> istiyorsunuz. Stop loss'larınızı koyup geçiyorsunuz. Ee, onun dışında hmm, onun dışında terminalde e, bildiğiniz üzere eğer e, bazı e, optimizasyonlar yapabiliyorsunuz şöyle ki şuradaki auto arrange tıkladığınız zaman otomatik olarak size ayarlıyor e, yani bu aralıkları ayarlıyor. E, onun dışında mesela komisyonları görmek istemiyorsanız e, gridi görmek istemiyorsanız bunları değişik değiş, değiş, değiştirebiliyorsunuz auto arrange kaldırdığınız zaman ve atıyorum. Şuradaki hadi simbolü görürüm size görmek istemiyorsanız böyle bıraktığınız zaman hep böyle kalıyor arkadaşlar. Ama auto range açıksa direkt kendisine tekrar dönüyor. Yani de, de, demek istediğim şu auto range'i kaldırıp mesela görmek istemediğiniz şeyleri şöyle saklayıp gizleyip e, işte time'ı mesela küçültüp ya da order size'ı küçültüp böyle bırakabiliyorsunuz vesaire vesaire. Aynı zamanda burada benim profit olarak ne görmek istiyorum? Points olarak pips olarak görüyorum. Bunlar points bir sıfır attığınız zaman pipse dönüyor. Pips olarak görmek istiyorsanız da böyle bir seçeneğiniz var. Eğer e, deposit currency yani e, dolar hesabınız dolarsa dolar olarak gör görmek isteyebilirsiniz. Ya da e, direkt e, oradaki işlemin e, base currency ise neyse onunla alakalı görebilirsiniz. Mesela burada da e, yan olarak gösteriyor bunu vesaire vesaire. E, onun dışında e, onun dışında hemen bakalım alt e, harinci anlattık points'ı anlattık. Ee, grafikten order yönetme kapatmak. Grafikten order kapatmak da aynı şekilde arkadaşlar. Şurada mesela ben şunu kapatmak istiyorsam üzerine sağ tıklayıp close dediğim zaman anında kapanıyor. Ve e, şu üç tane olduğu için iki tanesi kaldı. Şöyle anında tak tak diye kapatabiliyorsunuz. Ekstradan girip e, orada aramanız gerekmiyor terminalden. Ondan bahsetmek istiyorum. Ee, arkadaşlar takip eden stop loss var. Bazı arkadaşlar kullanmayı biliyor bazıları bilmiyor. O yüzden bir takip stop loss yani trailing stop diye geçiyor MetaTrader'da. Burada custom deyip bu arada arkadaşlar ne demiştim? MetaTrader points olarak kullanıyor bunları. Ee, pips olarak e, kullanmak e, pips olarak düşünürsek bunları yani bir buçuk pips, iki pips bunlar çok düşük e, şeyler. Buradan ee, siz mesela bu e, işleme e, ne girmiştik alış işleme girmiştik diyorum ki ben buradan e, 200 e, points yani 20 pip sonra stop hareket ettir. Yani şu fiyat eğer e, devam ederse ve şu anda e, ne kadar e, 9 pips 10, e, 17 20 bir dakika fazla oldu. Burada şey saatliği geçmem lazım. Aa bir dakika. Bir şey yanlış bir şey tıkladım. Evet yanlış bir şey tıkladık. Evet geldik. Ee, mesela şu anda ben buna ne vermiştim? Ee, burada trailing stop loss olarak custom demiştim. 200 e, points yani 20 pips vermiştim. Yani benim işlemim şuradan itibaren 19 20 pips şu kadar e, geriye şu kadar yükseldiği zaman benim stop lozum maliyet seviyesine gelecek. Ve her pips'te, her artan her pip sonra e, stop yükselmeye devam edecek. E, çok işe yarıyor mu? Evet arkadaşlar, yarıyor. Eğer e, yani tamamen trade stilinize göre değişiyor tabii ki. E, ama bazen pro karınızı sağ üst e, arkadaşlar bir soru gelmişti. Ekranın sağ üst köşesinde işlem sayısı ve kar zarar bilgisi nasıl geliyor? Arkadaşlar bu bir indikatör. E, e, indikatörü isteyenlere paylaşabilirim. Bu bu bir indikatör şöyle. İndikatörü istediğim zaman indikatörün ismi XPS V8 Profit 5 e, bu profit şeylerini gösteriyor. Aynı zamanda eğer istersem indikatörü editleyip e, şurada e, Current simbül yerine false desem eğer buna bütün işlemlerimi gösterecek öyle bütün işlemlerimi sıralayacak. E, bu bir indikatör İsten, isteyenlere paylaşabilirim hiç sorun değil. E, onun dışında hemen bakalım. E, takip eden stop loss'dan bahsetmiştik. EA kullanımından e, yani Expert Advisor kullanımından bahsedeyim arkadaşlar şöyle ki. Benim burada favorilediğim iki tane expert advisor var. Bir tanesi close all. yani atıyorum. Şunu eğer böyle sürüklersem grafiğin üzerine bütün işlemlerimi kapatacak. Herhangi bir açık bir işlem bırakmayacak. Ve bir tane de stop loss maliyetine stop lossu maliyete çekme EA'sı var. Bunu da böyle sürüklersem tabii ki bu benim bana bazı sorular soracak. Diyecek ki kaç pip sonra mesela 150 e, pips sonra benim için bunu yap diyorum. Ne kadar üzerinde olsun, iki pips üzerinde olsun vesaire vesaire e, detayları gösterme hayır ve burada aktif olacak. Bunu çalışması için de şurada gördüğünüz auto trading'i aktif haline getirdikten sonra. E, bu işlemlerim, bütün işlemlerim herhangi birisi 150 pips ve üzerine gördük, gördüğü takdirde stop loss'un maliyete çekilecek otomatik olarak. Bu beni çok şeyden kurtarıyor, çok böyle manuel e, yapmaktan kurtarıyor, zaman kazandırıyor. Onun dışında arkadaşlar e, çoğu arkadaşımızın bilmediği bir şeyden bahsedeceğim. E, order e, kısmen kapatma. Şöyle ki arkadaşlar mesela ben burada e, Audi USD aldım ben bunu birazcık işte kâra geçti. Hemen şunu bir düzenleyelim. Bir saniye. Şunu ben bir düzenleyeyim. Hatta şöyle kısa yolunu göstereyim. Ben şimdi benim grafiğim e, template olarak kayıtlı. Ben şurada şimdi bir şeyleri değiştirdim. Bu template'e gelip biri tıkladığım zaman, kaydettiğim template'e tıkladığım zaman otomatik benim orijinal her zaman kullandığım şeyi dönüş yapıyor. E, şimdi arkadaşlar bu mesela 1 pips karda atıyorum 100 pips kara geçti. Hemen geliyorum buradan. Modify Order'dan şurada Modify'da Stop Loss ve TP'yi ayarlayabiliyorduk arkadaşlar. Onun dışında ben bunu kısmen kapatmak istiyorum. Yani mesela biliyorsunuz ki piyasada mesela şey kuralı var %33, %33, %33. Yani şöyle ki mesela bir tane işleminiz var. Hedefiniz 100 pips ama mesela atıyorum 20 pipsi geldiği zaman siz %33'ünü kapatıyorsunuz. Yani 1 bölü 3'ünü kapatıyorsunuz. 55 pips, 100, 70 pips ya da 100 pips kare geçtiği zaman geriye kalan 1 bölü 3'ünü yani 1 bölü 3 daha kapatıyorsunuz. ve onun dışında o en sonda artık e, bir 3'ü geriye kalıyor vesaire vesaire. Şimdi market execution ya da Türkçesi maalesef bilmiyorum benim Windows İngilizce olduğu için İngilizce olarak geliyor. Burada market execution işte ilk seçenek. Muhtemelen Türkçe'de de %100 ilk seçenek olduğunu inanıyorum. Market Execution'a e tıklayıp şuradan 0.03 lot olarak kapat diyorum. Gördüğünüz gibi burada 0.07 lotum kaldı. Aynı zamanda buraya geldiğim zaman da Account History dediğim zaman az önce kapattığım işleme 0.03 olarak şöyle görüyorsunuz. E, bu gerçekten çok işe yarıyor. E, bazı arkadaşlar bilemeyebilir. E, gerçekten e, kullanılması çok hoş olan ve özellikle risk ve trade management'te, yani money management'te, margin management'te çok 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 işe yarayan, işe yarayan bir şey. E, onun dışında eee parça da kalan. Trade notification'dan bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle ki mesela siz şimdi e, e, bu arada hemen e, unutmadan söyleyeyim. E, takip eden stoploss arkadaşlar MetaTrader'ın kendi e, içinde olan bir şey. Yani e, herhangi bir buluta ya da sizin brokerınıza gidip e, yapılan bir işlem değil. O yüzden MetaTrader'ın sadece açıksa e, bu işlem gerçekleş gerçekleşiyor. Eğer yani Siz burada trailing stop ben şimdi koydum. Gördüğünüz gibi bu işlemi hemen aldı. E, gördüğünüz gibi hemen şunu bir bir saniye Kaldırdım. Mesela benim stop normalde şuradaydı. Bir buçuk pipslik bir tane trailing stop koydum ve gördüğünüz gibi hemen ilk harekette, ilk tik değişiminde e, trailing stop takip eden stop olarak devam ediyor. Bu sadece metatrader açıkken çalışıyor. E, bahsedeceğim bazı şeylerde metatrader açıkken çalışıyor. Mesela EA kullanımı e, bahsettiğim az önceki EA kullanımı e, metatraderin e, işte e, stop loss'un başa baş seviyesine gelmesi. E, EA kullanımı da e, o şekilde açıksa MetaTrader'iniz ve şuradaki aktifse, E EA kullanımınız, şuradaki Auto Trading aktifse, e, o zaman çalışıyor arkadaşlar. Onu da bahsetmekte fayda var. Onun dışında trade notification bu da sadece MetaTrader açıksa e, gerçekleşiyor. Telefonunuza bildirim geliyor. Onun için buradaki tools'a ya da işte ayarlar ayarlardan opsiyonlardan e, notification ya da bildirim ayarlarından gelip şurada e, telefonunuzun içindeki MetaTrader'ın e, bir kodu var arkadaşlar. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Bulun, bulunması çok zor değil. Buraya yazdıktan sonra OK tıkladığınız zaman burada yaptığınız bütün işlemler hemen anında sizin telefonunuza e, iletiliyor. Şuradaki e, Notify e, Trade Transactions yani bütün loss değiştirdiniz mi anında bildirim geliyor. Vesaire vesaire. Çok gerçekten e, işe yarayan bir şey. Onun dışında Default Order Size belirlemek arkadaşlar. Şöyle ki ben burada Trade olarak Default olarak 0.10 ya da bunu 0.5 olarak değiştirdiğim zaman MetaTrader'i kapatıp açtığım zaman benim bütün grafikler, açık grafikler ya da yeni grafik açıyorsam Order Size olarak, işlem büyüklüğü olarak 0.05 olarak ge gelecek. Ee, onun dışında bu gerçekten işe yarıyor arkadaşlar çünkü bazen yanlışlıkla e, eğer başka bir şeyde ayarlıysa e, ya da mesela e, e, işte S&P grafiğinde açıksanız ve S&P grafiğine dolar sürükleyip e, orada ka öyle kalırsa kapatıp açarsanız ertesi sabah gelip bir lottan yanlışlıkla Euro USD açabilirsiniz vesaire vesaire öyle bir hatalar olma ihtimali yüksek onun dışında ee, mesela bir önceki grafiklerinizden e, analiz yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. E, mesela ben şurada default size'ımı getireyim. Default e, şeyimi getireyim. Az önceki şu an ben e, is, Frank e, grafiği açtım. Benim az önceki işlemim şurada arkadaşlar. iki işlemim de kapanmıştı. Ben tek işlemi burada görmek istiyorum. Bu grafiğin üzerinde görmek istiyorum. Ve işlemin kapanış ve açılış seviyelerini görmek istiyorum. Ee, şöyle tık üzerine e, e, sürükleyip grafiği üzerine tıklayıp sürükleyip grafiğin üzerinde bıraktığım zaman otomatikman e, euro dolar Eurodolar Audi azı grafiğine dönüyor. Ve aynı zamanda işlem seviyelerimi görebiliyorum arkadaşlar. Şuradan girmişim. stop loss seviyem kırmızı çizgi olarak gözüküyor. Kapanış seviyem de şurası olarak gözüküyor. Aynı zamanda mesela ben burada iki tane e, şeyim var. iki tane e, işlemim var. E, Shift'e basarak herhangi birisini e, sürükleyip grafiği bıraktığım zaman orada isterse e, mesela şurada hemen altında deneyelim. Shift'e basarak üç tane altım var. Tıklıyorum buraya. Üçü de buraya geliyor arkadaşlar. Üç tane e, seçenek de buraya geliyor. Şu anda e, yakın olduğu için Tam gözükmüyor ama üçü de aynı zamanda geliyor. Zaten burada farklı kapanış seviyeleri var. Ee, bu da işe yarıyor. Yani daha geriye doğru yönelik e, analiz yapmak istiyorsanız işlemlerinizi görmek istiyorsanız işe yarıyor. Ee, indikatörlerde bir tane daha e, e, trik var arkadaşlar. Mesela Fibonacci seviyelerinde fiyat seviyesi görmek için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Fibonacci e, eğer Fibonacci'niz burada yoksa şurada tıklayıp şuradaki sol taraftan Fibonacci'yi gördükten sonra sağ insert dediğiniz zaman ata e, ata dediğiniz zaman geliyor ve burada Fibonacci retracement olarak görüyorum ben bunu. Fibonacci'yi çok sık kullandığımız bir şey arkadaşlar trader'lar olarak. Burada Fibonacci'ye şöyle bir trik göstereceğim arkadaşlar. Bilmiyorsanız eğer bazı arkadaşlar biliyor olabilir. Mesela ben burada yüzde ee, 50 için e, %50 burada yüzdesel olarak yani 0.5 olarak giriyorum. Burada description'da şöyle bir şey yazabilirim. Ortası e, et eti ya da koymasanız da olur. Çizgi de koysanız, tire de koysanız da olur. Çizgi koydum ben. Yüzde işareti dolar işareti olarak koyduğum zaman arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ortası 1946 olarak geldi. Bu gerçekten işe yarıyor. Özellikle fiyat analiz yaparken. E, ...şurada görüyorsunuz. E, onun dışında... devam bakalım. Başka neler var? E, arkadaşlar mesela... Az önce, ...yok bundan bahsetmiştim. E, Sürekli yönteminden bahsetmiştim. Simbol eklemekten bahsetmiştim. E, moving Average'ler arkadaşlar... E, ...dediğim gibi şuradan... E, ...ya da direkt grafikten... ...sağ tıklayıp indikatörler... E, bir saniye indikatör list olarak varmış. Şurada şu şuradaki gördüğünüz indikatör listten şurayı tıklayıp trend olarak mesela moving average atama göndermek istiyorsanız şuradaki arkadaşlar gördüğünüz 14 periyot. Şu anda ben günlük grafikteyim. Son 14 günün ortalamasını alıyor. Eksponansiyel alsın. Eksponansiyelle simple arasındaki fark eksponansiyel biraz daha hızlı yapıyor. Türevini alıyormuş gibi düşünün. Onun dışında close'a göre mi, open'a göre mi, high'a göre mi bunları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Genelde close olarak yani bütün indikatörler, moving average'ler genelde close olarak seçen, seçiliyor. Onun dışında indikatörü ekledikten sonra, level indikatörü ekledikten sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela siz sadece bunu günlükte görmek istiyorsanız Alt time Frame'imizi kaldırıp sadece günlüğü tıklayıp şöyle tıkladığınız zaman siz başka bir grafiğe geçtiğiniz zaman onu görmek istemiyorsunuzdur ve görmüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir e, avantajı var. E, onun dışında benim bildiğiniz üzere şurada hemen benim e, orijinal e, template'imi gelirsem eğer gördüğünüz gibi ben bir saat diye geldiğim zaman pivot point'larımı görüyorum ve günün açılış seviyelerini görüyorum. Şu çizgiler günün açılış seviyeleri. E, onun dışında hmm, onun dışında arkadaşlar fiyat analiz ederken e, biliyorsunuzdur ki e, mouse'un orta tuşuna hani şu e, tekerleğine basarsanız eğer şöyle bir e, şey göreceksiniz e, şu aktifleşiyor aynı zamanda bunu şuradan da yapabiliyorsunuz crosshair ya da ctrl f olarak e, söylüyor burada bunu böyle yapabilirsiniz. Bunu tıkladığınız zaman arkadaşlar e, hem yatay olarak hem dikey olarak dikey olarak pips yatay olarak da zaman aralığı olarak. E, analiz edebiliyorsunuz. Şöyle örnek verelim. Hemen günlüğe yakınlaştıralım. Ben bunu tıkladım. Mesela şuradan e, mesela şuradan ölçelim. Diyelim ki 16 e, Eylül'den itibaren şu anda fiyat ne kadar değişmiş? Şu anda fiyat 605 pips e, 24 mum 24 mun, mum demek 24 iş günü. 24 yani günlük olduğu için ve hafta sonları e, olmadığı için mum olarak. E, 24 iş günü olarak. E, fiyat e, 605 pips olarak değişmiş. Tabi bu dolar olduğu için e, ne kadar ediyor? 1960 60 dolar e, değişmiş arkadaşlar fiyat aşağı yukarı. E, aynı şekilde bunu analiz ederken de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela işte e, herhangi bir başka bir paritede. Ee, mesela işte benim stop lozum mesela şuraya koymak istiyorum stop lozu. ya da işleme girmeden önce şurada mesela işlemim yoksa şuradan girmek istiyorsam hemen şurada e, grafiğe tıklayıp e, orta tuşa tıp, tıklayıp şuradan girmek istiyorsam diyeceğim ki benim 20 pips riskim var o yüzden işleme giriyorum ve stop zaten bahsetmiştim bu kadar basit bir şekilde çekip işleme ayarlayabiliyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar. E, profil oluşturmaktan bahsetmiştik. Yani şu anda genel olarak... E, ...gerçekten çok 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 işinize yarayacak... ...ve hayatınızı kolaylaştır, kolaylaştıracak şeylerden bahsettim arkadaşlar. Bunların dışında eğer bir sorunuz varsa sorularınızı bekliyorum. Eğer sorunuz yoksa... E, ...eğer bir grafik analizi yapmak istiyorsa ...normalde e, 8.45'e kadar vaktim var. 8.45'e kadar bir soru cevaplama yaparız. Ondan sonra biraz bekleyip... E, ...webinarı kapatırız arkadaşlar... Onun dışında atlamadığım bir şey var mı diye ben bakayım siz düşünürken. Order kapatmak. Onun dışında az önce bahsettiğim e, close Bunu eğer internet ararsanız bulamazsanız ben sizi gönderirim. Bunu dediğim gibi e, script olarak ya da işte EA olarak şuraya sürükleyip tıkladığım zaman bütün işlemlerimi kapatacak arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Bütün işlemleri kapatıyor. Hiçbir uğraştırmadan beni. hepsi kapandı şu anda. Gördüğünüz gibi. Aa bahsetmedi bahsedeceğim başka bir şey daha var. Ee, şurada mesela ben işlem girdiğim zaman belki çoğu arkadaşınız bunu kullanmıyordur. Çoğunuz bunu kullanmıyordur. Ben burada işlem girdiğim zaman şurada e, arkadaşlar exposure diye bir şey var. Burada arkadaşlar ben net olarak ee, hangi ne kadar marjin kullanıyorum hangi paritelerde ya da hangi para birimlerinde ne kadar marjin kullandığımı short ve long pozisyonlar olarak değerlendirebiliyorum. Mesela benim şu anda e, rastgele girdik ama 25 bin Avustralya doları short girmişim arkadaşlar. E, 0.70 e, 69 şu anda fiyat seviyesi ve 35 dolar marjin kullanmışım arkadaşlar. Ee, aynı şekilde cat 28 bin cat işlem girmişim. 43 dolar marjin kullanmışım. Vesaire vesaire. Şu anda ben bunları şu an bu hesabın e, kaldırıcı kaldıracı 500. Bunu 500'e çarparsam aşağı yukarı şu fiyat gelecek. Vesaire vesaire. Yani 500'e çarpıp şu e, kurla hesapladığım zaman aşağı yukarı şu fiyat gelecek. E, 40 bin euro Longlamışım mesela 40 bin euro için 94.67 dolar borç almışım ve longlamışım. Aynı zamanda şurayı tıklayıp diagram deyip long pozisyonları desem zaten e, fark ettiyseniz dolar olarak şu anda e, 9.692 dolar boşta dolarım var ve onun aşağı yukarı bana verdiği kaldıraç e, oranıyla bana verdiği exposure yani e, işlem imkanı 4.846.000 dolar. Ee, aynı zamanda bu çok işe yarıyor arkadaşlar bunu da takip etmenize e, faydalı bulacağım aşağı yukarı bahsedeceklerim bunlar bir arkadaş el kaldırdı ama bilmiyorum yani sesli olarak mı sormak istiyorsunuz sesi açmam mı gerekiyor ben bilemedim ee, sesli olarak sormak istiyorsanız ya, el kaldırdığınız zaman ben şu anda göremiyorum kimin el yani e, bildirim olarak geldi de şu anda göremiyorum ki kimin e, konuşmak isteyeceğini eee yazabilirsiniz de çete aynı zamanda siz bilirsiniz eğer e, biliyor isterseniz öyle bir şey yapabilirsiniz. Onun dışında bakalım başka nelerden bahsediyor kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum da eee Onun dışında eğer buradaki template'leri istiyorsanız da sizinle paylaşabilirim arkadaşlar. Yani dediğim gibi kimisi gerçekten şeyi çok önem veriyor, görselliği çok önem veriyor. Dediğim gibi böyle güzel güzel grafikler de var, böyle değişik renkler, gözü birazcık daha iyi gelen belki rahat edebileceğiniz şeyler var. Şöyle. Tamam. Ee, onun dışında arkadaşlar e, şeyden bahsetmedim. Ee, yani şuradaki gördüğünüz arkadaşlar, şuradaki gördüğünüz grafikler e, şey olarak e, şuradaki sırayla otomatik olarak e, gözükmesi için yani MetaTrader'da e, yukarıdan aşağı yönlü bir sıralama var e, ve siz şurada ayarladığınız zaman o sıralamayı sağ tıklayıp e, Title Windows dediğiniz zaman böyle bu şekilde size ayarlıyor mesela şöyle ben bunun e, ilk üçünü sileyim e, şöyle dediğim zaman otomatik olarak Metatrader bunu ayarlıyor arkadaşlar e, dediğim gibi bu da ekstra bir özellik e, mesela işte yeni bir e, şey eklemek istiyorsanız yeni bir profil eklemek istiyorsanız böyle daha kolay daha rahat bir şekilde e, editleyebilirsiniz mesela ben Euro profilime geçip şurada bir tanesini kapatıp şunları yan yana hemen görmek istiyorsan çok tek bir tıkla Görebiliyorum. Bu da ekstra bir özellik işi yarayan bir şey. Sanırım bunun dışında e, soru yok. O yüzden e, son iki dakika bekleyip e, kapatmak istiyorum. E, şuradan ben bunu tıklayıp bütün işlemlerimi kapattım. bakalım. Neden kapanmıyor bilmiyorum. Bir bak var. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Ee, arkadaşlar katılan herkes bir tane soru geldi <gülüyor> teşekkürler <gülüyor> arkadaşlar e, çok doğal böyle şeyler olması e, ben teşekkür ediyorum e, valla e, dediğim gibi bunlar gerçekten e, çok işe yarayan çok e, profil düzenle seçeneği arkadaşlar şöyle şurada gördüğünüz ya da yukarıdan bir saniye yukarıdan bulmaya çalışayım. Ben hep şuradan kullanıyorum da yukarıdan charts bir saniye arkadaşlar templates profiles Allah Allah. Buralarda bir yerde de şu an yayın sırasıyla bulamamış olabilirim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz hemen bir saniye çizerek göstereyim. Ee, şöyle şurada şurada iki yazıyor şu an gördüğünüz gibi. Şurada iki yazıyor. Ee, orada e, şunları ben bir sileyim şurada tıklayarak profilleri geçebiliyorum. Mesela hemen yapalım. Ee, mesela işte şunların hepsine bir dakika çok kalabalık oldu. Mesela ben şurada işte ne eklemek istiyorum? Pound, pound, pound geldi. Üç tane pound geldi. Title dedim. Ee, üst tarafta üst tarafta Euro'larım kaldı. Şimdi şöyle görmek istiyorum ben bunu. Ee, üç tane Euro yukarıda, 3 tane Pound aşağıda görmek istiyorum arkadaşlar. Ee, euro Pound Euro Pound Euro Pound. Tıklayıp Title Windows dediğim zaman şu şekilde geldi, ayarlandı benim için. Aynı zamanda e, size hızlı hızlı gerçekten bunun e, uygulanışını gösteriyorum şu anda. Hemen şuradan Title 1 2 Template'larım kayıtlı hazır templateler bunlar. Bir dedim şunu bir saat diye döndürdüm, bunu dört saat diye döndürdüm, bunu da günlüğü döndürdüm. Bunu aynı şekilde günlük olsun, dört saatlik olsun ve saatlik olsun. Ee, onun dışında şuradaki indikatörü istemiyorum, şimdilik siliyorum ve böyle kaldı. Ee, şimdi arkadaşlar ee, bir saniye indikatör listi. Şuradan ben şunu biri çevireyim. Evet tamam oldu şimdi oldu. Şimdi ben bunu çevirdim. Buradan e, şuradaki şeye e, yazıya tıklayıp Save Profile As işte farklı kaydet profili e, burada Euro ve e, GBP diye kaydediyorum ve bundan sonra benim böyle bir profilim var. İstediğim zaman sadece Euro ve Pound'a odaklı bir şekilde gelip burada inceleme yapabilirim. Dediğim gibi bu kadar basit ve gerçekten çok 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 kullanışlı çünkü her seferinde e, bunları oluşturmakla zaman harcı harcamıyorsunuz gerçekten çok kullanışlı. Onun dışında chatte var hala bakalım chatte başka ne var? Ee, aynı bir yasa, aynı firmaya ait iki ya da üç tane medetleri 4 açabilir miyiz? Yani şöyle. Yani şöyle. 2-3 e, tane farklı yani tamamen farklı metatrader mi yoksa tek metatrader'da birkaç tane hesap mı? Onun cevabını alabilirsem. Ya ikisine de cevap vereyim. İkisi de mümkün. E, evet yani e, birkaç tane metatrader bilgisayarınızı kurup e, o metatraderlerde farklı farklı hesap açıp... ...üçünü de aynı anda çalıştırıp aynı anda üç farklı hesabı da aynı anda bakabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken şey... İşte o Windows tuşunun dibinde olan açık olacak. O aş aşağıdaki e barda açık olacak. Normal programlar arası geçiş yapıyormuş gibi hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz. 2 iki 3 tane mi? Ha, e yani şöyle diyorsunuz benim 3 tane metatraderim olsun bilgisayarımda kurulu aynı hesap ama farklı farklı açık olsun. Herhalde EA falan çalıştırmak istiyorsunuz diye anlıyorum. Evet mümkün ee, yani yavaş çalışıyorsa bilgisayarınızda yani bu metatrader çok e, bazen kasıyor e, aslında çok daha şey bir program değil ama yani 3 tane aynı anda açık olursa birazcık kasabilir. Tabii ki bilgisayardan bilgisayara göre değişiyor. Yani benim şu anda kullandığım bilgisayar e, uygun bir bilgisayar. Yani 3 4 tane 5 tane bile açsam çok fazla zorlanmam. Bilgisayarla alakalı bir e, problem olabilir. E, onun dışında mümkün e, yavaş çalışıyorsa onun için yani başka program onun artık başka şey şeye giriyor. E, bilgisayarınızla alakalı bir düzenlemeler hani daha nasıl hızlı çalışabilir? Ekstra arka planda çalışan programları kapatma tarzı şeyler yapmanız gerekiyor. Onun dışında e, yani şöyle arkadaşlar yani MetaTrader e, normal e, MetaTrader indirdiyseniz işte Tickmill'in e, hesap açtıktan sonra e, hesabınız varsa orada e, client e, müşteri e, planına girip e, müşteri e, şeyine girip e, web sitesinden işte indirilecek programlardan MetaTrader 4'ü bulup ya da işte size ilk mail geliyor. Şöyle ben bitireyim. 3 tane MetaTrader yani bir tane indirdiniz. Onu bir kere tıklayıp yüklediniz. Bir daha tıkla yani hani tıkla programın exe dosyasına tıkladıktan sonra işte kurulum aşaması başlıyor kurul, kurulum adamlara başlıyor kurulumu yapıp bir daha açıp kurulmak bir daha açıp kurmak bir daha açıp kurmak istediğiniz kadar kurabilirsiniz ve tek bilgisayarda 10 tane bilim metatrader aynı anda açık olabilir ee, dediğim gibi hani eğer böyle bir probleminiz varsa böyle bir şey yapmak istiyorsanız yapabiliyorsanız yavaş çalışıyorsa dediğimiz gibi dediğim gibi bilgisayarınızla alakalı bir şey e, alakalı bir şey aslında meta trader çok hafif çalışan bir program yani çok e, kasmayan bir program ama e, dediğim gibi çok fazla yapıyorsanız e, çok fazla işte grafik açıksa ya da işte EA açıksa e, birazcık kasıyor olabilir bilmiyorum tecrübem yok açıkçası ama mümkün yani böyle bir şey yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz yani ondan bahsetmek istiyorum onun dışında e, var mı soru bilmiyorum. Sizlerden haber bekliyorum. ve Ne demek ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, Arkadaşlar soru vesaire yok. Ee, şöyle benim haftaya ee, Arkadaşlar şimdi e, haftaya Haftaya diyorum pardon. Perşembe günü canlı piyasa analizi olarak e, gerçekleşecek. Tabii ki benim burada bir önceki e, webinarda mumlardan bahsetmiştim. Onları şimdi canlı olarak nasıl uygulandığını göreceksiniz. Onun dışında MetaTrader'ı e, soru var. Ne demek ben teşekkür ediyorum. Siz katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Canlı piyasa analizi olarak tabii ki MetaTrader 4'ü de nasıl kullandığımı her zaman e, görüyorsunuz. E, Mum formasyonlarında bahsedeceğim. Tabii ki bir sonraki şeylerde de sizlerden talepleri bekliyoruz arkadaşlar. Bize en azından e, bize e, bilgi vermenizi, şunlara şunlara talepte bulunmanızı, bizi dediğim gibi şuradaki e, kanallardan ulaşıp bize bir şekilde e, talepler bırakmanız doğrultusunda bir sonraki webinarlarda daha fazla... E, bilgilerle karşınıza çıkmayı daha güzel e, eğitimler vermeye hedefliyoruz açıkçası. Arkadaşlar aynı zamanda bize de faydalı oluyor. Dediğim gibi. E, şöyle EA e, için detaylı bir webinar olabilir mi? E, yani eğer e, spesifik olarak bir şey istiyorsanız e, şöyle EA'larda e, genelde internetten normal e, kullanım için yani çok basic seviyede işte az önceki bahsettiğim gibi mesela e, stop loss seviyenin, seviyesine maliyete çekme gibi bir EA'ya çok rahatlıkla internetten ulaşıp bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama hani robot trading olsun vesaire vesaire onlar e, şahsen bilgim olmadığı için girmek istemiyorum öyle şeylere. E, yani EA'larla özellikle bir şeyler yapmak için e, benim e, gücümün dışına çıkıyor. Yani benim e, bilgimin dışına çıkıyor. Hani EA işte kod kodlamak olsun ya da e, birazcık bir şeyler mesela bir EA var onun içinde bir şeyler değiştirmek olsun vesaire vesaire. Onun hakkında çok fazla bilgi veremem. Öyle bir webinar da yapamam arkadaşlar. E, yani bildiğim, en iyi bildiğim şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Zaten hani e, fark etmişsinizdir. Anlattı, anlattığım şeylere gerçekten çok hakimim ve eee ne demek ben teşekkür ederim ve dediğim gibi yüz yüz emin olduğum ve çok bildiğim ve çok iyi bildiğim şeyleri size anlatmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Onun dışında, e, işte, onun dışındaki şeylere eğer hani ufak bilgim varsa ya da işte belli bir seviyedeysem ve birazcık araştırıp size aktarabilirsem tabii ki yardımcı olacağım. E, onun dışında arkadaşlar dediğim gibi çok 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 teşekkür ediyorum katıldığınız için bugün e, ve haftaya şu pardon haftayı diyorum perşembe günü tekrar saat 8'de bekliyorum herkese. grafiklerinizi hazırlayıp işlemlerinizi hazırlayıp bana istediğiniz şeyi sorabilirsiniz onun dışında çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Utku buradaysan kapatabilirsin burada değilsen şuradan stop share demem gerekiyor galiba